Değerli misafirler, değerli davetliler. Adalet biliyorsunuz kainatın en önemli hakikatlerinden birisi. Cenab-ı Hak yerdeki karıncadan semavattaki yıldızlara, galaksilere kadar her şeyi bir adaletle, bir ölçüyle halketmiş. Biz insanlardan da aynı adalet ve ölçüyü istemiş, emretmiştir. Cenab-ı Hak ayette ferman eder. Yeri ve göğü bir ölçüyle yarattık. Ey Davut, zırhları, yaptığın zırhları ölçüyle yap. Sen de adaletle davran der. Yani Cenab-ı Hak hem kainattaki adaleti gösteriyor. İşinizi ölçüyle, adaletle yapın. Şahsi davranışlarınızda ya da yönetici olarak da adaletle hükmedin der. Şimdi tabii bu sadece devlet adamlarına değil, her birimiz bulunduğumuz yerde, evimizde, sokakta, mahallede, okulda, devlet idaresinde hepimiz ya hakimiz ya savcıyız ya da bu Anglo-Sakson mahkemelerinde olduğu gibi jüri üyesiyiz. Yani haklı, haksız falan gibi suçlu, suçsuz sürekli hükümler veriyoruz. Bunların isabetli olması lazım. Yeri göğü ölçüyle yaratan Cenab-ı Hak bu ölçüleri nasıl hesaplıyor ise bizim amellerimizi de zerre miskal, hayır ve şer, bunları hesaplayacak, ölçecek. O biraz önceki ayette ve nüfhe ve suru diyor, sura üflendiğinde kıyamet kopacak ve tekrar diriltildiğimizde bunların hesabını bizden Cenab-ı Hak soracak. Onun için hani bu adaleti onun için anlamamız gerekiyor. Ben de Ahmet Hocam'ın neler anlatacağını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Dur. Öyle mi? Demek ki şahsı manevi olarak çok şeyler söylenecek. Yani bu adalette hani ilahi kodlara referans verdik. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden referans verdik. Hani bu insanlık tarihinde de böyle. Neden Allah ile hukuk, adalet hep bir kullanılır, kullanılması gerekiyor. Yani insanlar objektif olamıyor. Duygusal insanlar ya da menfaatleri olabiliyor. Yani bir kararı işte diyelim ki askerler bir anayasa yaparsa askerleri ve güvenlik esaslı yapıyorlar. İş adamları ağırlıklı olursa iş adamlarına, hukuk işte işçi ağırlıklı olursa komünist ülkelerde falan, sonra değişiyor belki de. İnsanlar objektif olamıyor. Objektif olan Cenab-ı Hak, Allah objektif bütün kullarına ve mahlukata. Karıncayı dahi Hazreti Süleyman incitmiyor biliyorsunuz. Onun için Cenab-ı Hak objektiftir. Hak üzeredir bütün emirleri. İnsanlık da bunu fark ettiği için hani milattan önce Hammurabi kanunları vardır. Milattan önce 1800'lü yıllarda yapılmış. Hammurabi de orada kanunun alt tarafında o tabletlerde bulunan bir şey var. Bunu diyor Cenab-ı Hakk'ın emirlerine dayanarak yaptım diye öyle bir şey düşmüş. Not düşüyor yani insanlara, hani doğru yanlış onu ben şey yapmıyorum, onu yargılamak şey değil. Yine milattan sonra 1750-1800'lerde hocam daha iyi bilir, Amerikan şeyi vardır, meşhur beyannamesi, orada da Amerika'nın kuruluş şeylerinde orada da hukuka, adalete, anayasaya atıflar yaparken Allah'ın emirleri koruması doğrultusunda bunlar yapılmıştır der. Onun için biz bunları hocamızdan dinleyeceğiz. Hocamızı Ahmet Battal hocamız, Profesör Doktor Ahmet Battal. Ordu Ünye'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hemen şu yakınımızdaki üniversite 1983'lü yıllarda, 83'te bitirdi. Hocamla o dönemlerden tanışıyoruz. Yani ben hukukçu değilim ama ilk yıllardan itibaren İstanbul'da yakın oturduk, görüştük. 83'te hukuk fakültesinden mezun oldu. 4 yıl hakimlik yaptı. Daha sonra Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak vazife yaptı. Daha sonra Turgut Özal Üniversitesi'nde vazife yaptı. Gazi Üniversitesi'nde yaptı öğretim üyesi olarak vazifesini. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nin ikiye bölünmesiyle de Hacı Bayram Veli
Üniversitesi'nde, Ankara'da şu anda öğretim üyesi olarak vazife yapıyor. Türkiye'nin ve bölgenin sayılı hukukçulardan olduğunu da unutmayalım. Sorularımızı yine ona göre sorabiliriz. Ticari meselelerde falan zaman zaman hocamı ben birkaç radyo şeylerinde, programlarında arabada gezerken bakmıştım. Hocamı arayıp soru soruyorlar. Ticari, faiz sistemlerle falan da ilgili ciddi çalışmalar var. Bu sahada da otoritedir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamı buraya bekliyoruz. Buyurun. Notlarımızı alıp daha sonra konuşmadan sonra da sorularımızı sorabiliriz. Mikrofonu arkadaşlar sizlere getirecekler. Buyurun hocam. Ablalar, muhterem kardeşler. Davetiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah verimli bir program olur. Bildiklerimizi tekrar edeceğiz. Sonra da sizden sorularınızla ve cevaplarınızla öğrenmeye başlayacağız. Bendeniz için bu programın en keyifli kısmı soru cevap kısmı olacak. Bildiklerimizi tekrar ettiğimiz kısım bizim için öğretici değil ama inşallah size de bir parça katkı yapar, faydalı olur. Ümit edelim. Seminerin ismi neden böyle oldu diye düşünmüş olabilirsiniz. Duyguların adaletle imtihanı veya bir yönden belki adaletin duygularla imtihanı. Ama ben herhalde bu daha doğru olur diyerek. Eyvallah. Birazcık aşağı indirebilir misiniz? Önümü kapatmaması için. Tamamdır. Tamamdır. Yerdeki yuvarlak taşın bir duygusu var mı? Herhalde yok diye düşünüyoruz. Ama duygusu olsaydı ve o taş bir kavgaya karıştırılmış, bir masumun kafasını kırmak için kullanılmış olsaydı, o taş diyecekti ki, benim hakkımı ihlal ettiniz. Benim varlık sebebim bu değil. Benim amacım bu değil. Her şeye hakkını vermek, her şeyi amacı doğrultusunda kullanmak, kainatı doğru şekilde anlamanın birinci şartı, birinci anlamı. Her şeye hakkını vermenin en alt basamağı cansız varlıklara hak ettiği şekilde muamele etmek. Bir masumun kafasını kırmak için bir taşı kullanmak, evet o masuma zarar veriyor. Onun hakkı ihlal edilmiş oluyor ama dili olsa sorsak o taş da muhtemelen diyecek ki benim de hakkımı ihlal ettiniz, benim de varlık sebebim bu değildi. Fakat bizim mevzumuz taş değil. Bizim mevzumuz eşref-i mahlukat denilen insan. Ama o seviyeye gelebilmek için biraz basamak çıkmamız lazım. Taşa bastık. Bir basamak yukarısı tek hücreli canlı. Ona sorsak dili olsa senin bu zulüm adalet işleriyle bir alakan var mı desek ne der? Muhtemelen benim bu adalet zulüm işleriyle bir alakam yok der. Peki hepimiz biliyoruz. Bir kaplan, senin bu zulüm adalet işleriyle işin var mı, alakan var mı diye sorsak dili olsa ne der? Evet, ben geçen Ceylan'a zulmettim. Avcı da geldi, benim yavrumu elimden aldı. O da bana zulmetti der. Tek hücreli canlıyla aslan arasındaki basamaklar hakkında sizlerin ve benim fazla bilgim yok. Ama biyologlar bu hikayeyi biliyorlar, işleri bu. Onlar çeşitli tasnifler içerisinde tek hücreli canlıdan aslana kaplana kadar bir basamak gözetiyorlar. O basamakta duygulanım denilen bir şey var. Duygulanma, duygulaşma var. İşte seminerimize adaletin duygularla imtihanı başlığını koymamızın sebebi aslında bu mevzu. Tek hücreli canlıda niye duygu yok ya da olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Muhtemelen yok diyoruz. Da aslanda kaplanda niye o duygu var? Allah-u Teala kainatı, varlıkları çeşitlendirirken bu çeşitlendirmenin içerisinde bir basamağa
duygulanım denilen bir hal koymuş. Duygular var. Canlıların duyguları var. Ve o duygular geliştikçe insana yaklaşıyorlar. O duygular biraz daha geliştiğinde insan oluyorlar. Fakat eğer insanken o duyguları köreltirlerse yeniden hayvan, duygusuz hayvan ve hatta taş oluyorlar. Basamakları anlayabildik mi? Tekrar söyleyeyim mi? İçerisi biraz sıcak mı? Genel olarak sıkıntı var mı? Yok, problem yok. Tamamdır. Yeterince duyulabiliyor muyum? Evet. Bir taş parçasının hakkı onu maksadında kullanmaktır. Onun bizzat kendi iradesi, kendi duygusu yoktur. Canlı bile değildir. Bildiğimiz anlamıyla canlı bile değildir. Zikrini yapar ama zikrini başka türlü yapar. Ne zaman ki canlı bir varlık haline gelir bir şey, tek hücreli canlı, duygular neredeyse sıfır seviyesindedir. Adaletle, zulümle işi yoktur. Ama duygular yükselmeye başladığında, duygu çoğalmaya başladığında adalet ve zulüm kavramlarıyla ilişkisi başlar. Yüksek memeliler diye biyologların tarif ettiği memeli hayvanlarda insana benzer seviyede insanla eşit değil elbette, benzer seviyede bazı duygulanmaların olduğunu bilim adamları söylüyorlar, ispat ediyorlar. Biz de okuyup incelediğimizde aklımıza yatıyor, diyoruz ki evet, bunların da bu tür duyguları var. Dolayısıyla adalet ve zulüm kavramıyla onların da ilişkileri var. İşte üstadın, diğer birçok alimin bildiğinin aksine, zannettiğinin aksine, canavar hayvanların meşru rızıkları ölmüş hayvanların etleridir. Onlar canlı hayvanlara saldırırlar, yemeye kalkarlarsa zulmetmiş olurlar, haddi aşmış olurlar. Allah-u Teala onlara ona uygun cezayı ya bu dünyada ya ahirette verir manasını buradan yola çıkarak söylüyor. Duygudaşlık itibariyle, duygulanma itibariyle hayvanların en üst seviyesindeki hayvan yırtıcı hayvanlar ve memeli hayvanlar. Memeli yırtıcı hayvanlar, böyle anlaşılıyor kitaplardan, okuduklarımızdan. Hayvanla insan arasındaki seviye ise neredeyse arşla ferş gibi. Büyük bir seviye farkı var. Çünkü insanda başka bir özellik daha var. Hayvanda olmayan başka bir özellik daha var. Nedir o? Akıl nimeti var. Bediüzzaman Hazretleri adaletin anlatıldığı meşhur, hepimizin az çok bildiği, duyduğu, defalarca belki okuduğu bahislerde insanda diyor iki kanat var, bir de kokpit var. Hatırlarsınız. Kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, yani kuvve-i şehviye-i behimiye ve kuvve-i sebuiye-i gadabiye. Bu ikisi hayvanda da var. Canlıların çoğunda var. Duygulanın başladığında bunlarla başlıyor. Pozitif kuvvetler, negatif kuvvetler. Cazibe kuvvetleri, çekici kuvvetler, faydalıyı çekme kuvveti, zararlıyı itme kuvveti, negatif kuvvetler. Fakat hayvanda kokpit yok. Akıl kuvvesi denilen kuvve yok. O olmadığı için o yerde yürüyor. Yerde yürüyor, istikameti de belli. İnsan ise insan olduğu andan itibaren, yetişkinleşmeye başladığı noktadan itibaren, ki bu tahmin ediyorum Kemal abi 3-5 yaşındadır. Doğru mu Kemal abi? 5 yaşında çocuk sana kafa tutmaya başladı değil mi? İşte o zamandan itibaren insan olmaya başladı. Çocuklarımızı bir bakalım, tanıyalım, anlayacağız. Bize kafa tutmaya başladığı, ben de varım, ben demeye başladığı noktadan itibaren kafayı yükseltmeye başlıyor. Yerde yürümekten vazgeçiyor. Uçmak istiyor. Fakat uçmak zordur. Hele yaşı 30'un 40'ın üzerindeki olanlar için uçmak zordur. Yaşı 15'in altında olanlar uçmayı iyi biliyorlar. Doğru mu gençler? Çünkü cep telefonlarında uçak oyunu da var. Cep telefonu bir taraftan beni diyor, bir taraftan uçuruyor telefonu. Size garip geliyor. Ya çocuğum işte konuşanı dinle. Yok, o aynı anda 2-3 işi yapabiliyor. Siz yapamıyorsunuz. Siz yapamadığınız için zannediyorsunuz ki çocuk da yapamayacak. Bal gibi de yapıyor.
Siz araba kullanırken onunla sohbet edebiliyorsunuz da o bizim sohbetimizi dinlerken aynı zamanda oyun oynamayı niye yapamasın? Yapıyor ama yapmıyor. Yapamadığı için buraya gelmiyor. Buraya gelmediği için kızıyorsunuz, aranız bozuluyor. Duygulanmada problemler başlıyor. Kafayı kaldırmış olan çocuğa kafanı eğ denmez. Fıtri değil. Ne yapacağız? Üstad cevabını veriyor. Kitaplar cevabını veriyor. Nedir o? Kafayı doğru kullan diyeceğiz. Kanatlarla uçacaksın. Kokpit, uçağın kokpiti sana nereye gideceğini, hangi hızla gideceğini söyleyecek. İstikameti o sana verecek. Kuvve-i akliye-i melekiye. Kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, sağ kanat, sol kanat. Üstad kanat demiyor. Üstad dal diyor. Bunlara bir ağacın dallarına benzetiyor. Ben sadece benzetme olsun diye şimdi daha kolay anlayalım diye bunlara kanat diyorum. O uçağı havada tutmak zor bir şey. O uçağı havada ve istikamet üzerinde tutmak, hani havaalanından kaldırıp şöyle bir tur attırıp ondan sonra istikamete sokmak var ya, o zor bir şey. O zor bir şey. İşte o işin adına adalet etmek veya zulmetmek deniyor. Üstad da zaten böyle söylüyor. Diyor ki, kuvve-i şeheviyenin, kuvve-i gadabiyenin ve kuvve-i akliyenin makul olması, ifrat ve tefritten uzak olması. Yani şu uçağın yönü böyle ne olur? Gider, çakılır yani. Böyle olursa, hep böyle giderse yine çakılır. Uçağın kafasını yukarı kaldırırsak, ters döner yine çakılır. Uçağın kafasını aşağı indirirsek yine çakılır. Mesele o uçağı fırtınaya, rüzgara, şeytana, nefse rağmen istikamette götürebilmek. Allah'tan ihdine sıratel müstakim duasıyla istediğimiz şey budur. Allah'ım bizi doğru yolda tut. Doğru yola ilet diyor hocalar. Üstad da diyor o mana eksik. Niye? Çünkü doğru yola ilet. İletmek, oraya götürüp bırakmak demek. Türkçe'de yanlış bir mana veriyor. Hayatımız devam ettiği sürece uçağın yolculuğu devam ediyor. Ve uçağın doğru yolda kalma ihtiyacı, doğru yolda durma ihtiyacı devam ediyor. O yüzden ihdine sıratel müstakimin manası Allah'ım beni doğru yol üzere tut, sabit kıl. Zaten hadislerde bu mesele böyle izah ediliyor. Adalet üzere tut diyor üstad bunu izah ederken. İhtine sıratel müstakimin manası hikmet, iffet ve şecaatin mezcinden hasıl olan adil ve adalete işarettir. Hikmet, aklın faaliyeti. Aklın şaşmaması. Ne kafayı fazla kaldıracak cerbeze, ne kafayı fazla indirecek. Ne? Yani? Aptallık. Aptallık değil abi. Aptal numarası yapmak. Aptallık Allah vergisi bir şey. O iyi bir şey. Keşke aptal olsak böyle kötü dönemlerde. Bilerek. Bunda aptallık bilerek yani. Allah sana kabiliyet vermiş, kafayı kaldırabiliyorsun. Yok yine dedim illa önüne bakıyorsun. Bugün Filistin'de ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Ya kardeşim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 600 bin kişiyi, 800 bin kişiyi ilgilendiren karar verdi. Türkiye'deki adalet zulüm meseleleriyle ilgili çok önemli bir karar verdi. Haberin var mı? Yok haberim yok. Niye haberi yok? Ben işlerle ilgilenmiyorum. Ne yapıyoruz? Bir kitap okuyoruz. Neresini okuyorsunuz siz bu kitabın ya? Biz de bulsak da biz de orasını okusak bu kitabın hakikaten yani. İşte o. Neymiş abi o kelime? Gabavet. Gabavet. Gabi olmak. Evet. Şuursuz olmak, bilinçsiz olmak, ilgisiz olmak. Yoksa aptal değil yani. İffet, şecaat ve hikmetin mezcinden hasıl olan uçağı doğru yolda tutma kabiliyetine Üstad Hazretleri adalettir diyor. Her ibadetin içinde adalet, her adaletin içinde ibadet olmasını da bununla izah ediyor. Çünkü ibadeti makbul hale getiren adalettir. Ve adaletle hükmetmek bir ibadettir. İbadetin hakkını niyetle verebilmenin yolu aslında bu manayı da tahakkuk ettirmektir. Peki insan
İnsanın vazifesi nedir? İnsanın başka insanlara karşı vazifesi nedir? Yani böyle dursa oluyor mu? Şenol kardeşim. Şöyle dursa oluyor mu? Bir yere takmam gerekiyor mu bunu? Şöyle takayım da elime ayağıma dolaşmasın. Tamamdır. Efendim, insanın bu dünyadaki vazifesi Allah'tan istediğini hakkıyla yapmaya çalışmaktır. Allah'ım sen bana yardım et, ben adalet üzere durayım. Yani zulmetmeyeyim. Çocuklarımızı hakim olmaya, savcı olmaya teşvik edebiliriz. Ama çöpçü olmaya teşvik etmek daha az riskli. Niye? Çöpçü olduğunda bu adalet zulüm meselelerinde fazla bir problemi yok. Öbür dünyada biz gidebilirsek o da yanımıza cennete gelme ihtimali kuvvetli. Ama biz çocuğumuzu hakimliğe teşvik edersek ve çocuğumuz hakimken ya manayı ismi yüzünden zalim olursa ya da elhamdülillah Müslümanım hatta dindarım deyip de din kardeşine zulmederse, insana zulmederse cennette buluşmamız zor. Bizim yanımıza gelse bile alnı lekeli olarak gelecek. O yüzden insanın vazifesi gerçekten adaleti tecelli ettirmekse önce temkin lazım. Temkin, tedbirli, dikkatli olmak. Ben adaleti tecelli ettireceğim de bunu nasıl yapacağım? Şimdi çetrefilli soruya geldik. Şimdi çay içebiliriz. Ya da en azından ben içeyim bir çay. Çay yoksa da su içeyim. Ne zaman içeceğiz çayı? Efendim? Yani kaç dakikaya çay hazır olacak? Bir dakika şöyle yapalım. Bir karar verelim. Salon bayağı kalabalık. Hem konuşup hem çay içmek, çay ikram etmek mümkün olabilir mi? Böyle bir şey. Böyle olacak. O zaman hemen gelsin abi. Ne zaman geliyorsa gelsin yani. Geciktirmeye gerek yok. Ne zaman geliyorsa gelsin. Çayın adaleti mühimdir yani. Şimdi üstad ilginç bir kelime kullanıyor. Diyor ki adalet etmek isterken zulmetmek. Bunu bir düşünebilir misiniz? Adalet etmek isterken zulmetmek. Şimdi ne demek? Niye insan adalet etmek isterken zulmeder? Nasıl olur böyle bir şey? Ne dersiniz? Bir fikriniz var mı? Benim fikrim şöyle oluştu, acizane. İnsan adalet etmek isterken, niyeti iyiyken, hedefi de iyiyken, adalet etmek istiyor ya, niyet iyi, hedef iyi, Allah'ın adıyla dedi, Bismillah da dedi, problem yok. Ama zulmediyor. Niye? Duygular devreye giriyor o yüzden. Duygular devreye giriyor o yüzden. Adalet etmek isterken zulmetmenin sebebi insanın aklının duyguların gerisinde kalması. Akıl diyor ki hedefim iyi. Ben oraya doğru gidiyorum. Adalet, 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 istikamet. Fakat duygular insanı dengeden şaşırıyor. Ya negatif duygular artıyor. Bunun sonucu pozitif duygular azalır. Uçak böyle. Ya pozitif duygular ifrat ediyor, negatif duygular azalıyor ve insan bir şekilde hedefinden şaşıyor. Adalet etmek isterken zulmetmek. Üstad bunu kimler için söylüyor? İfrat tefrit diyor. Adalet etmek isterken zulmetmişler dediği kişiler kimler? 1. Osmanlı padişahları. Evet. Adalet etmek üzere hareket etmişler. Niyetleri buymuş. Ama zulmetmişler. Kardeşlerini boğmakla, boğdurmakla. Masum beşikteki çocuğu ileride büyürse, devleti bölerse, yeniden fetret dönemi gelirse, if, si, şayet, 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 ihtimaller üzerine masum kişinin hakkını elinden fetvayla almışlar. Birilerine fetva bularak almışlar. Üstelik fetvayı veren de, alan da, tatbik eden de hepsi de Müslüman. Hepsi de Allah'ın adıyla diye başlayan ibadeti yapıyor.
Problem nerede? Problem şurada. Duygular bu işin içine karışıyor. Bakın şimdi duyguların bu işin içine karışmasının hikayesini size bir anlatayım. Malum Hafız Şirazi, Bostan ve Gülistan isimli eserlerinden birinde ilginç bir hikaye anlatıyor. Hikayenin bir kısmını üstad almış, bir kısmı da müdafaalarda var. Ayrıntı eserde var. Şirazi'nin kendi eserinde var. Hatırlayacaksınız. Bir zaman bir padişah bir hastalığa yakalanıyor, tedavi bulunamıyor. Araştırmalar sonuçta bir hekim diyor ki efendim sizin bu hastalığınızın tedavisi var. Bu tedavi için yapılması gereken şey belli. 15 yaşında beyaz saçlı, kaşları da beyaz, gözlerinin rengi mavi bir çocuk bulacaksınız. Onun kanını akıtacaksınız. O kanı içeceksiniz. O sizin hastalığınıza şifa olacak. Padişah inanıyor. Tamam diyor ya. Ferman salınıyor. Araştırmalar başlıyor. 15 yaşında saçı beyaz, kaşları da beyaz bir çocuk bulunuyor. Mavi gözlü bir çocuk bulunuyor. Tamam budur deniyor. Ve ne yapılıyor? Hakimden fetva alınıyor. Bu çocuğa el koyabilir miyiz? El cevap, padişahın hastalığının şifası için koyabilirsiniz. Babaya gidiliyor, deniliyor ki çocuğunu alacağız. Baba mırın kırın ediyor. Ya işte uzatma, al iki kese altın deniyor. Parasını veriyorlar çocuğun. Çocuğun parasını vermek. Ve çocuğu alıp padişahın huzuruna getiriyorlar. Padişah son sözünü soruyor, çocuk gülüyor. Hikayeyi biliyorsunuz. Çocuk gülünce padişah diyor ki lan bu nasıl iş, niye gülüyorsun oğlum sen yani? Belki de aklından şunu geçiriyor. Bu deliyse bunun kanı bana şifa olmaz. Akıllı birisi olması lazım herhalde. Bu güldüğüne göre bu işte bir şey mi var acaba filan? Çocuk cevap veriyor. Diyor ki bir insanın başına bir şey gelse önce anne babasına gider. Benim annem babam zaten beni sattı. Görüyorsunuz. Anne babası zulmetse, evladına zulmetse, adalet etmese kadıya, hakime gider. Ona şikayet, hakim zaten benim için fetva yazdı. Hakim zulmetse padişaha gider, der ki ya senin gönderdiğin hakim bana zulmediyor. Ey padişah, doğru hakim. Bakıyorum zaten padişah benim ölmemi istiyor. Tezgaha bak. Bu kadar acayip bir hale diyor. Ancak gülünür. Ağlayayım mı yani? Ancak gülebiliyorum buna. Evet. Burada bir mana var. Padişahın dikkatine dokunuyor. Düşünüyor. Empati yapıyor. Bu kelimeler çok önemli. Duygulanma ile ilgili kelimeler bunlar. Empati yapıyor. Ve diyor ki çocuğu saraya alıyoruz. Öldürmüyoruz. Onu artık sarayın özel adamı muamelesi yapacağız, yetiştireceğiz. Hakimi azledin, bundan hakim olmaz. Babayı cezalandırın, böyle baba olmaz. Ve öleceksen de öleyim. Ölümü gülerek karşılıyor. Sonra, üstad anlatmıyor, Şirazi anlatıyor devamını. İki hafta sonra padişah iyileşmiş. Meğer diyor padişahın hastalığının devası adaletiymiş. Evet. İşte hani diyorlar ya devletin dini adaletidir filan. Bu o manayı tahakkuk ettiren bir mesel, bir hikaye. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Devlet göz göre göre zulmederse hala devlet olarak kalır mı? Şeklen devlettir. Ama tarih boyunca devlet felsefesi yapanlar demişler ki bir nokta geçilirse artık devlet eşkıya olur. Ona isyan caiz olmasa bile fiili durum olur. İşte İsrail. İşte Filistin. Ve işte bizim halimiz. İsrail bir devlet mi? Görünüşte bir devlet. Ama diyor ki ben buraların tümünü kendi toprağım haline getireceğim. Bir kere hedefte zaten problem var. Filistin Araplarının hepsini buradan süreceğim. Hedefim bu.
birlikte yaşayacağız falan filan işin numarası. Gidişat da onu gösteriyor. 60 yıllık, 80 yıllık gidişat. Zaman zaman yavaş 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 Filistin halkını oradan sürmeye niyetli, belli. Filistinlilerin de burasına geliyor. Burasına geliyor. Bir gün patlıyor. Patlaması mı yanlış, patlamaması mı yanlış? Geldi çıkışı içinden. Ne adil, ne zalimce. Neyi yaparsak adaletli oluyor, neyi yaparsak yanlış oluyor. Duygular devreye giriyor. Duygular devreye giriyor. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken adalet duygusunu, adalet hissini, vicdanı yani, diğer duyguların kaplayıp kuşatmasına izin vermemeliyiz. Diğer duygulardan kastettiğimiz nedir? Kuvve-i dafiya içerisinde adalete en önemli etkiyi yapan en negatif duygulardan birisi intikam duygusu arkadaşlar. İntikam duygusu. Kin ve intikam duygusu. Adaletin şaşmasında en önemli terazi bozucu duygu. İntikam duygusu. İntikam duygusunu Allah-u Teala insana koyduğuna göre o duygu gerekli. Zaten Allah el-müntakimdir. İntikam alıcıdır. Müntakim Allah'ın isimlerinden biridir. Mesele insan için intikam duygusunu yukarı doğru yönetmemek. Çünkü intikam duygusu yukarı doğru yönlendiğinde merhamet duygusu aşağı iniyor. Buradaki şu sağ taraftaki rahmet, merhamet duygusu aşağı doğru iniyor. Bu sürekli hale geldiğinde akıl melekesi yok oluyor. Ve uçak artık geri dönülemez bir noktaya doğru devam edip gidiyor. Zulmün süreklileşmesi hali. Türkiye'de de böyle, başka yerde de böyle, mazide de böyle, şimdi de böyle, gelecekte de insanlık yaşadığı sürece böyle olacak. O yüzden annelere düşen vazife çok büyük. Çocuklarımızı duygularını kontrol etmeyi öğreterek yetiştirmeliyiz. İş daha orada başlıyor. Muhterem arkadaşlar, adaletin duygularla imtihanındaki en esaslı problemlerden birisi kudretle adalet arasındaki ilişki. Kudret nedir kudret? İktidardır. Aynı kökten geliyor. İktidar ve kudret. İktidar sahibi olmak ve iktidarını devam ettirmek arzusu, duygusu, iktidar hissi adaleti bozan önemli hislerden birisi. İktidar sahibi olmak her insanda var. Kuvve-i cazibenin parçalarından biri, türuatından biri. Kuvve-i cazibenin yani sağ kanadın alt kanatlarından, fleplerinden birisi de iktidar duygusu. Kudret sahibi olmak. Çünkü insanda kudret denilen hal, enerji var. Mesele o kudreti, kudret sahibi olma isteğini, duygusunu doğru yerde tutabilmek. Ne böyle, ne böyle olmasını engelleyip doğru hizada, istikamette tutabilmek. Peki nasıl yapacağız? Hangi meselede iktidarı, kudreti doğru şekilde kullanmış oluruz? Hangi zaman hükmümüz, hükümdarlığımız, hükümranlığımız, hakimliğimiz, hükümetliğimiz doğru olmuş olur? Adaletin en çetrefilli meselesi budur. Bediüzzaman Hazretleri bildiğiniz üzere adaleti ikiye ayırıyor. Aslında ikiye ayırmıyor. Adalet adalettir. Adalet dediğin şey mahza adalettir. Adil ismi Allah'ın ismidir. Allah adili mutlaktır. Adalet mutlak adalettir. Mahza adalettir. Ancak diyor bazen izafi göreceli bazı hallerde, nisbi bazı hallerde bir münasebet sebebiyle, bir münasebetle
mutlak olandan vazgeçeriz, bir nispet kurarız, bir münasebet bağ kurarız ve o bağ sonucunda bir adalet daha buluruz. Ne zaman olur bu? Ehven-i şer ile karşılaştığımızda. İki şerden birini tercih etmek zorunda kaldığımızda. Dikkat edin, bu kelime önemli. Zorunda kaldığımızda. İki şerden birini tercih etmek zorunda kaldığımızda küçük şerri tercih etmek nedir? Zulümdür. Ama bir nevi adaleti izafiyedir. İşte adaleti izafiye budur. Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği örneği hatırlatalım. Sonra ben bir örnek vereceğim. Onun verdiği örnek şu. Nasılız? Gürültü patırtı iyi gidiyor mu? Bir problem var mı? Abdest tazelemek isteyen var mı? Uykum geldi, çıkmak istiyorum falan diyen yok. Tamam, peki. Birazdan soru cevap faslına geçeceğiz. Şimdi üstadın verdiği örnek şu. Bir parmak morardı, şişti. Evde bir şeyler denedik, olmadı. İş ilerledi. Doktora gittik. Galiba kangren dedi. Ne yaparız? Kes doktor der miyiz? Yok, bir doktora daha gideriz. Şüphe bize yetmez. Dikkat edin bu kelimelere. Şüphe bize yetmez. Parmak bizim, çok kıymetli. Yenisi gelmeyecek. Öyle kertenkele kuyruğu değil ki bir daha sürsün. Yok öyle bir şey. Küçük parmak bile olsa bir doktora daha gideriz. Doktor dedi ki gangren. Gerekirse hatta bir doktora daha gideriz. Değil mi? Sonra baktık olmuyor. Daha fazla gecikmemek lazım. Kes doktor deriz. Parmak kesmek zulümdür. Ama parmağı kesmezsek el kangren olacak. Bu daha büyük zulümdür. O halde iki şerden ehven olanı tercih etmek, ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. İki şerden ehven olanı, hafif olanı tercih etmek nedir? Bir tür adalettir. İşte bu halde bu tercihi yapmak zorunda kalan, bu hükmü vermek zorunda kalan kişinin hükmü bir adalettir. Bir tür adalettir. Aslında adalet değildir. Bu bir zulümdür. Parmak kesilmektedir. Ama eli kurtarmak için parmağı kesmek adalet olabilir. Ne zaman? Ne zaman? Parmağın kangren olduğu kesinse. Parmak kangren olmuş kesin, o zaman kesin. Yoksa şüphe üzerine hüküm bina edip parmağı kimse kesmez. Kesmemeli. Bugünkü adalet tartışmalarında atıf bu cümleler. Birazdan soru cevap faslında zaten muhtemelen bu mevzulara gireceğiz. Şimdi muhterem arkadaşlar, bendenizin Amerikan filmlerinden birinden verdiğim bir örnekle bu meseleyi doğrudan somut olaya uygulayalım. Nedir o olay? Üç terörist. Bir uçağı bir şekilde havada ele geçiriyor. Pilotları rehin alıyor. Uçaktaki 300 kişiyi rehin alıyor. 303 kişiler. Ve diyorlar ki biz arkadaşlarımızın intikamını almak için bu uçağı şehrin ortasına, en kalabalık meydanına çakacağız. Haberiniz olsun. Oraya doğru gidiyoruz. Onlar bunu söyledi diye devlet arkadan füzeyi gönderip 303 kişiyi havada öldürüyor mu? Sırf söyledi diye bunu yapmıyor. Takip ediyor. Bekliyor. İkna etmeye çalışıyor. Döndürmeye çalışıyor. Uçakta operasyon yapmaya çalışıyor. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. Bir noktaya geliyor. Füze ateşleniyor. Ve uçak havada imha ediliyor. Hangi noktaya geldiğinde uçak havada imha edilir? Arkadaki delikanlı. Evet. Kaçınılmaz nokta. Nedir o yani? Bu uçağın artık manevra yapmak şansı kalmadı. Bu uçak artık şehrin merkezine çakılacak ve yerdeki 3000 kişi de ölecek. Kesinleşti. Parmağın kangren olmasının kesinleşmesindeki gibi. Şimdi karar vereceğiz. Ya 3303 kişi ölecek ya 3000 kişinin kurtulmasına vesile olacağız. 303 kişi ölecek. Ne zaman bunun kararını netleştirdik? Evet.
Manevra kabiliyeti bittiğinde, yani mesele kesinleştiğinde biz diyeceğiz ki 300 kişi zaten ölecek. Bir dakika sonra veya şimdi. 3 kişi zaten ölmeyi hak etti. Onlar zaten problem yok. Ama yerdekileri bari kurtaralım. İşte bir nispet yapıyoruz. Nedir o nispet? 300 ve 3000. Bir münasebet kuruyoruz 300 ile 3000 arasında. Nispi adalet derken bunu kastediyor üstad. Adaleti nispiye. Adaleti izafiye. İzafi göreceli. Buna göre bu daha zalimce. 300 kişinin bir dakika daha fazla yaşaması ama ölmesi veya 300 kişinin bir dakika daha az yaşaması ama yerdeki 3000 kişinin kurtulması. Hangisini tercih ederiz? Adalet-i izafiye. İşte adalet bu istisnai hallerde. Peki bunu, bu meseleyi İslam dünyası bilmiyordu da mı? Tarih boyunca, 1400 yıllık İslam tarihi boyunca bu mesele bir tartışma konusu, bir içtihat konusu ola geldi. Evet. Bilmedikleri şuydu. Bediüzzaman Hazretleri 15. mektupta o meşhur Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz ve diğerleri arasındaki meseleyi, çatışmayı anlattığı yerde satır aralarını dikkatli okuduğumuzda şu bilgiyi de veriyor. Hazreti Ayşe ve taraftarları diyorlar ki Hazreti Ali'ye, tamam sen Hazreti Osman'ın katil zanlıları hakkında masumları ayıklamak istiyorsun. Normal, doğru olabilir, mantıklı olabilir ama diyorlar o senin dediğin eskidendi. Eskiden mümkündü. Şeyhin zamanında, ilk iki halife zamanında o tür bir adalet tatbikatı mümkündü. Şimdi böyle bir adalet tatbiki artık mümkün değil. Dikkat edin, onların kafasındaki tasnif ne? Onların kafasındaki tasnif dönem tasnifi. O dönemde mümkündü, bu dönemde mümkün değil. Hazreti Ali ne diyor onlara? Yanlış anlıyorsunuz diyor. Yanlış biliyorsunuz diyor. Mesele dönem meselesi değil diyor. Mesele olay meselesi. Case bazında, kauza bazında. Somut olay bazında adaleti mahzanın tatbiki mümkünse, mümkün olduğu takdirde adalet-i izafiye gidilmez. Gidilse adalet olmaz. Ne olur? Zulüm olur diyor. İşte problemin özü, merkez noktası bu değerli arkadaşlar. Üstad için fetret bir dönemin adı mıdır, durumun adı mıdır? Üstad kavramları yeniden şekillendiren adam. Kavramlara yeniden tarif getiren adam. Kur'an'a uygun tarif getiren adam. Kur'an'daki kavramlarla baktığı için. Bizim kitaplarımıza, tarih kitaplarına bakılırsa fetret bir dönemin adıdır. Oysa üstada göre fetret bir dönemin adı değil sadece. Bazen bir dönemin adı ama genellikle bir durumun adı. Fetret hali içinde kalmaktan bahsediyor üstad. Nasıl? Almanya'da Hristiyan papaz, bir teslis inancına sahip Hristiyan papaz, bir ailenin çocuğu olarak yetişen bir delikanlı. Başka kaynaklara ulaşmadığı sürece anne babasından ve çevresinden öğrendiği tek doğru nedir? Haşa, peygamberimizin vahiy uyduran, haşa birisi olduğu fikridir. Son peygamberin Hazreti İsa olduğu, ondan sonra peygamber gelmediği fikridir. Bu bilgiye sahip olarak kaldığı sürece o çocuk hangi hal üzeredir? Bir fetret hali üzeredir. O çocuk masum olarak bir savaşta ölse cennete gidebilir diyen üstadı anlamayan zavallıların anlamadığı şey işte bu. Ve o zavallılar Hazreti Ali'yi de anlamadılar. Onların dedeleri, büyük dedeleri de, Yavuzlar, Fatihler de Hazreti Ali'yi anlamadı. Hazreti Ali dedi ki, somut olayda meseleye bakacaksınız. Masumu korumak mümkün mü? Mümkün. O halde masumu koruyacaksınız. Masumu korumak mümkün değil. Kesinlikle masum ölecek. O halde daha az masumun ölmesi için tercih yapacaksınız. İşte o 3303 kişi mi, 303 kişi mi tercihi, Hazreti Ali'nin tercihidir. Kur'an'ın tercihidir. Ama şartı neymiş?
manevra kabiliyetinin bitmesiymiş. Şartı neymiş? Gangren olduğunun kesinleşmesiymiş. Peki biz şimdi ne yapıyoruz? Aziz Allah. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi şunu yapıyoruz. Bu suçlu. Bu bunun kardeşi, o da suçlu. Bu amcasının oğlu, o da suçlu. Bu aynı çorbayı içti, o da suçlu. Bu aynı uçağa bindi, o da suçlu. Bu ya o da ona benziyor. Ha bak işte gördün mü, o da suçlu. Ne hatırına bunu yapıyoruz? Ne hatırına? Evet. Dün akşam bir sohbet ettik. Uzun bir sohbet. Ne hatırına bunu hoş görüyor biliyor musunuz? Bunlar diyor birileri başörtüsüne zulmettiler. Bir daha iktidara gelirse onlar yine zulmedecekler. O halde onları iktidardan uzak tutabilmek için mevcut iktidarın iktidarına devam etmeliyiz. Ama zulmediyorlar. Adalet izafiyedir diyor. Bize yapılacak daha büyük zulümden kurtulabilmek için ben bu zulme razı oluyorum. Peki bu zulmü yapanlara yaptığın zulümdür diye söylüyor musun? Ya ona da gücüm yetmiyor diyor. Peki ben söyleyince benim ağzımı niye kapatıyorsun? Siz başka türlü söylüyorsunuz o yüzden. Ben ne başka türlü söylüyorum, işte bunu söylüyorum. Başka bir şey söylediğim yok. Yok ama siz onlara oy vermiyorsunuz. Ha, senin derdin başka. Sen başka bir duyguyla hareket ediyorsun. Siyasetteki duygularla hareket ediyorsun. Buradaki yaşı 50'nin üzerinde olan abilerimizin siyasetteki duygularını yoklamalarını arzu ederim. Siyasete bakışında hangi duygularla hareket ediyor? Mesela Demirel'le ilgili şunu, ben Demirel'i seviyorum. Biz Demirel'i Üstad da yaşasaydı severdi. Halbuki Üstad Menderes'e sevgi, nefret kelimelerinden bahsetmiyor. Siyaset akılla yapılan bir faaliyetin adı. Sevgi, nefret gibi şeyler akla tabi olduğunda bu uçağın kanatları olarak bir işe yarar. Akıldır önde olan. Mesele istikamettir. Ama birçok arkadaşımız ve insanlarımızın büyük bir çoğunluğu liderleri severek ya da nefret ederek hareket ediyor. Duygularla gidiyor. Duygular üzerinden gidiyor. Ve bunun böyle olduğunu bildiği için birileri dış mihraklar, doğru bir kelime, dış mihraklar bunun böyle olduğunu bildikleri için bizim duygularımızın üzerinde oynuyorlar. Duygularımızı saz yapmışlar, adeta çalıyorlar. Ve biz farkında değiliz. Üstad diyor ya, onlar üflüyor, biz burada oynuyoruz. Üflemekten kasıt, kavalın, sazın üflenmesi. Onlar melodiyi veriyor, onlar bizi saz yapmış çalıyor, biz de zannediyoruz ki biz kendimizden uyanırız, oynuyoruz. Halbuki onların uyutmasıyla neyse oyuz yani. Onlar ne çalıyorsa ona göre oynuyoruz. Onlar ne çalıyorsa ona göre oynuyoruz. Üstad tek bir şey söylüyor. Diyor ki, hariçten gelen siyasi cereyanlar, zaten Osmanlı'ya siyasi cereyanlar hariçten geldi. Hariçten gelen siyasi cereyanlardan bir tanesi dahilde muvafık şeklini giyebilir. Demokratlık. Nedir o demokratlığın özelliği? Dinsize ilişmediği gibi dindara da ilişmez. Din hizmeti yapmak isteyenler sivil alanda rahatlıkla hizmetini yapabilir. Ama biz diyoruz ki devletin bizim elimizde olması lazım. Devletin bizim elimizde olması lazım. Biz kimiz yani? Biz doğru adamlarız. Kimin elinde olmaması lazım? Yanlış adamlar. Yanlış adamların elinde olmaması lazım. Onlar zulmediyorlar. Peki biz de zulmediyor. Ya bizim zulmümüz ehveniş şer, mecburen yani. Hangisi daha büyük zulüm? Hangisi daha büyük bir zulüm? Şimdi üstadın cevabına bakalım. Değerli arkadaşlar, bu meseleyle bitiriyorum. Bediüzzaman Hazretleri Haşir Risalesi'nde bir haşiyede adalet iki şıktır diyor. Bir, haklıya hakkını vermek. İki, suçluya cezasını vermek. Ben hızlandırıyorum, basitleştiriyorum. Çok daha derin manalar var orada da bize lazım olan kısmı için basitleştirmeye çalışıyorum diyeyim yani. Basitleştirmek yanlış olur. Bize lazım olan kısmı için. Basitleştirmeye çalışıyorum bize lazım olan kısmı için. Bütün kitaplarda, Kur'an'da söylendiği üzere adaletin bu kısmı dünyada tam tecelli ediyor ve edecek. Niye? Allah-u Teala yarattıklarına hakkını tam olarak veriyor.
suçluya cezasını vermek. İkinci tür adalet. Oraya geldiğinde Allah-u Teala'nın adaleti bu dünyada değil. Nerede? Ahirette. Ahirette tecelli edecek. Niye? Bu dünya mekan, imkan, zaman itibariyle kısıtlı. Bakın, bir ülkede şeriat tam uygulansa bile, dikkat edin buraya, bir ülkede şeriat tam uygulansa bile, bir mümin için, müminin anladığı manasıyla şeriat tam uygulansa bile, adalet tam tecelli edemez. Niye? Mekan, imkan, zaman, kısıt var. En basit örnek. Bir adamı öldürenin İslam hukukunda eğer sebepsiz yere öldürüyorsa cezası nedir? Kısas. Kısas, öldürülmek. Peki, 100 adamı öldüren birine vereceğimiz ceza nedir? Bir defa idam. Peki 99 masumun hakkı ne olacak? Bir öbür dünya lazım. Bir öbür dünya lazım. İşte adaletin haklıya hakkını vermek kısmı bu dünyada tam tecelli ediyor. Suçluya cezasını vermek kısmına geldiğinde dünya yetmiyor. Ne lazım? Ahiret lazım. Çok zalim zulmüyle, çok mazlum ahıyla bu dünyadan göçüp gidiyor, vaka bu. O halde bir, inanacağız, ahiret var. İki, inanmak yetmez. Gereğini yapacağız. Nedir o? Allah-u Teala bize diyor ki, ey kulum, senin bu dünyadaki vazifen adaleti tecelli ettirmek. Adaleti tecelli ettirmekteki maksattan ne anlayacaksın? Üstad onu söylüyor işte. Şunu anlayacaksın. Haklıya hakkını vermek senin önceliğindir. Suçluya ceza vermek sonra gelir. Suçluya ceza vereyim derken haklının hakkını ihlal edemezsin. Bir masum 9 cani bir gemide bulunsa, o gemi kaçıyor olsa, yurt dışına gidiyor olsa ve caniye ceza vermenin tek yolu gemiyi batırmak olsa, ama 9 da masum olsa, cani cezasız kalmasın, öldürdüklerinin kanı yerde kalmasın, gittiği yerden suç işlemeye devam etmesin diyerek o masumlar o gemideyken sana gemiyi batırabilir misin? Hayır. Hayır, niye? Niye hayır? Cevap, haklının hakkını vermek adaletin birinci şıkkı. Müspet adalet, doğru adalet. Birinci önceliği. Haklı. Dolayısıyla insanın birinci önceliği. Suçluya cezasını vermek. Yapabiliyorsak yapacağımız iş. Yapabiliyorsak yapacağımız iş. Biz yapamıyorsak kim yapacak? Evet. Biz yapamıyorsak inanıyoruz ki ahiret var ve Allah yapacak. İşte. Ne olursa olsun cezasını bu dünyada suçlunun verelim diyen insanın ahiret inancında eksiklik var. Cezayı bu dünyada mutlaka bir biçimde vermeye çalışmak ve bu sırada masumun hakkını ihlal ve ihmal etmek zulmetmektir. İnsanın vazifesi bu dünyada adaletle hükmetmektir. Adaletten kasıt masumun hakkını korumaktır. Ve adaletin mahzanın anlamı masumun hakkını korumaya öncelik veren adalet demektir. Masumun hakkını korumaya öncelik veren adalet. Evet, herhalde yeterli olmuştur. Soru cevaplarla biraz daha şekillenebilir. Uzattıysam hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Sorularla devam edeceğiz. Usulünüz nedir? Bir moderatör var mı, olacak mı? Ben kendim mi yöneteceğim süreci? Adalet edebilir miyim? Adalet edebilir miyim? Adaletle sorularınızı alacağım. Adalet burada. Sesi az çıkanların sesini öne çıkarmayı gerektiriyor. O yüzden öndekilere sonra. Benim adalet böyle abi. İşte onu soracağım Ahmet abi. Kendi adaletinizle mi şey yapacaksınız? Allah'ın adaletiyle. Kardeş, bana Allah'ın adaletiyle muamele etmişsiniz. Ben çok açık çay içiyorum. Şu sizin adaletten olsun. Evet. Peki. Arkalardan, hanımlardan. Usulünüzde hanımların söyleyerek, konuşarak soru sorma usulü var mı, yoksa yazarak mı gönderiyorlar? Yazarak mı gönderiyorlar, konuşabiliyorlar mı? Konuşabiliyorlar. Peki. Abi. Nasıl arzu ederseniz. Bir elleri görelim. Hanımların ellerini bir göreyim. Kaç kişi el kaldırdı? Bir.
kaç kişi soru soracak birinci fasılda? Hanımlardan iki kişi var. Peki. Sonra beylere geçeceğim. Buyurun. Mikrofon. İnsan zulmeder, kader adalet eder. Cümlesini nasıl anlayacağız? Evet. Beşer zulmeder ama kader daima adalet eder cümlesini nasıl anlayacağız ve yorumlayacağız? Güzel. Beşerin vazifesi de adalet etmektir ama beşer bir şekilde bazen zulmedebilir. Beşer zulmeder ama beşerin zalim elinin arkasında kader vardır. Kader dediğimiz Allah'ın hükmüdür. Allah adil mutlaktır. Allah beşere zalimce bir işi yapma işinde izin verirken bile aslında adalet etmektedir. Allah daima adildir. O zulmün arkasında bir adalet vardır. Sebebi şu. Bu mesele kader inancı ile ilgili. Kaderi doğru anladığımızda çok basit formülle şöyle ifade ederiz. Deriz ki maziye, musibetlere kader noktasından bakarız. Olmuş bitmiş. Benim kaderim buymuş. Beni masum olduğum halde 5 sene hapse attılar. Sonra çıktım. Ha, beşer bana zulmetti. Masum olduğumu biliyorum. Bana dediler ki sen şusun. Ben de o değilim biliyorum aslında ama öyle olmadığım halde beni hapse attılar. Beşer zulmetti. Burada yana şüphe yok. Peki kader adil. Adil kader ne yaptı da adalet etti? Bir, benim başka bir suçum vardı. O suçumun cezasını bu şekilde bana çektirdi. Belki böylece beni temizledi. Adalet etti. Belki de benim hiçbir suçum yoktu. Benim cennetteki makamımı yükseltmek istedi. Beni denedi. Beni bu imtihanla, bu şiddetli imtihanla denedi. Baktı Allah. Dedi ki evet bu kulum bu zulme rağmen sabretti. Kendisi zulme düşmedi. İnkara düşmedi. O halde ben onun cennetteki makamını, mekanını yükselteyim dedi. Olabilir. İkisi de mümkündür. Fakat galiba güncelde şöyle bir problemimiz var. Bazıları bu sözü şöyle anlıyor. Beşer zulmetmiş olabilir ama kader daima adildir. O halde sen kendine bak. Demek ki senin suçun var. Sizin suçunuz var. O yüzden başınıza bunlar geldi. Ha. Bu en hafifinden yakışıksız bir şey. Niye? Çünkü bu kural insanın kendisi için, nefsi içindir. İhlas Risalesini başkasına okumak diye bir meşhur laf var ya hani. Bu da öyle. İnsan daima kendine bakacak. Kendi başına gelende üstad diyor. Kendi başına gelende kaderin hissesini arayacak. Ve istikbale bakarken tedbir noktasından bakacak. Diyecek ki ben böyle böyle bir şey yaptım. Başıma bu geldi. Demek ki ben bundan sonra şöyle yapmalıyım ki bir daha zulme maruz kalmayayım. İstikbali cüz'i iradesini doğru kullanarak yeniden planlayacak. Ama kendisini suçtan günahtan azade görüp başkasının üzerine sen kendine bak demeye kalkarsa bir gün onun da başına benzeri daha şiddetli gelebilir. Neden? Şunun için. Bir abimiz dedi ki Kutlular abi hayatı boyunca siyasi meselelerde hiç yanılmadı. Kutlular abinin vefatından sonra. Burada problem var mı? Bu bir kanaattir. İtiraz edilmez. Tercih meselesi. Demek ki o da Kutlular abi gibi düşünüyor siyaseten. Saygı duyarız. Doğru bir cümle. Kutlular abi henüz hayatta. Henüz 65 yaşında. Bir abimiz dedi ki Kutlular abi hiç bugüne kadar hiç yanılmadı. Bundan sonra da hiç yanılmayacak. Üstad diyor ki Allah seni öyle bir imtihan eder ki Kutlular abiyi yanıltır ama onu cennete gönderir. Sen de dersin ki lan bizim Kutlular dediğimiz adam bu muymuş? Tüh! Dönersin. Ondan döndüğün için dinden de dönersin. Sen şaşarsın. O senin imtihanındır. Kutlular abinin yanılması Kutluların imtihanı değildir. Sen kadere itiraz ettin. Ne dedin kadere? Yanılmadı, yanılmaz. Hayır. Gelecekle ilgili böyle bir hükmü nasıl verebilirsin? Peygamberlerden başka hiç kimse masum olmadığına göre. Mazisi için diyebilirsin. Ama istikbali için bunu diyemezsin. Dolayısıyla hepimiz dönüp kendimize bakacağız. Başkalarına suç isnat etmek kolaydır. Başkalarına o da günahkar, o da şöyle olduğu için başına bu geldi falan demek kolaydır. Zaten ayet o yüzden böyle söylüyor.
Dikkat edin. Vela teziru ayeti. Estağfirullah. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde vela teziru diye başlıyor. 5. yerde en la teziru diye başlayarak geçiyor bu ayet. Ve meallerde verilen birinci mana, zahir mana, lügat manası şu. Hepimizin ezbere bildiği. Yeni baskı külliyatlarda yayıncı abilerin dipnotlara koymasından dolayı o manayı ezberledik, biliyoruz. Acaba ezberlemese miydik diye de düşünmeye başladım son zamanlarda. Çünkü şey olmaya başladı. Hatta son zamanlarda dikkatimi çekiyor. Bazıları Risale okuyor. Risale okurken sanki Risale metninden bir parçaymış gibi dipnotu da okuyor. Hatta ayet mealini bile öyle okuyor falan yani. Halbuki dipnot yayıncıların sonradan koyduğu metindir. Metne dahil değildir. Okursak bile mutlaka o vurguyla okumalıyız. Ta ki gençler anlasın ki okuduğumuz şey Risale metnine dahil değil. Sonradan yayıncıların bize kolaylık olsun diye koyduğu mealdir veya izahtır, neyse. Vela tezirunun manası şu. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Allah-u Teala niye hiçbir insan başkasının günahını yüklenmez demiyor. Niye hiçbir masum başkasının günahını yüklenmez demiyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez diyor. Çünkü biz genellikle günahkara günah yüklemekte çok ustayızdır. O zaten günahkar. Vurun abalıya. 305 yaparız. Vurun abalıya. Evet. O zaten şunu yaptıydı, bu yanlışı yaptıydı deyip üzerine gitmek fikri. Başka hikmetleri de elbette var. Ama o sebeple Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Yoksa sadece haşa kinaye olsun diye, şey olsun diye, redif olsun diye لَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. O üç kelimeyi üç defa böyle tekrarın manası bu değil yani. Çok derin, başka bir sürü manalar var. Bulduğumuz manalardan birisi de, üstadım buldum dediği manalardan birisi de bu. Evet, cevap tamam oldu mu? Bir soru daha vardı oradan, hanımlardan. Vazgeçti herhalde. Peki, beyler kimler soru soracak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki. Buradan başlayalım abi, buyurun. Bir saniye şunu. Bulduk, sağ olun. Biraz önceki muhterem hanımefendinin soruya bir tetkime olarak ilave olarak söylemek arzu ediyorum. Bu ne başka? Helal mi? Tamam. Canlı yayınlanıyor program. Evet. Dolayısıyla şimdi başkaları da siz duyabilsin. Hepinizin bildiği gibi Hazreti Üstadımız beşer zulmeder fakat kader adalet eder cümlesinin ve izahının devamında kendimizi Cenab-ı Hakk'ın haşa görevli memuru gibi telakki ederek hayatı sorgulayıp kişileri, grupları, kurumları, hadiseleri sorgulayarak karar vermemize cevaz vermiyor kanaatindeyim. Elbette ki Risale-i Nur'da madalyonun iki yüzü var. Birisi kaderi ilahiye bakan yüzü. Tabii ki biz hangi halimizle kadere fetva verdik ki bu şekilde hükmetti sorusu kişinin, kurumların, grupların, cemaatlerin, STK'ların birbirlerine sorması gereken, kendilerine sorup ona göre dediğiniz gibi efendim bundan sonraki hareketlerini tanzim etmesi gereken bir konu. Ama bir tarafta da madalyonun öbür yüzünde de beşerin zulmü var, kişilerin zulmü var, kurumların zulmü var. Bunu da görmezden gelemeyiz. Mutlaka bunun adını da koymalıyız. Sorunuzu da alalım. Dolayısıyla peygamberler, kıymetli insanlar, güzel hizmet eden insanlar, örnek, en yakın örnek, Hazreti Üstadımız 28 sene çilelere maruz kalmış. Gerçi kendisi bunu izah ediyor. Ben kaderin tokadına layık idim ama şimdi 8 yaşındaki çocuğun şu anda hapishanelerde 882 tane çocuk var. Bebek var daha doğrusu 0-3 yaş arasında. Şimdi bunlara beşer zulmediyor ama kader adalet ediyor cümlesinden bakarsak nasıl isim veririz? Peygamberlere yapılan zulümlere
bu soru muacesinde nasıl cevap veririz? Güzel bir soru. Evet. Allah razı olsun. Yani imtihandır, tecrübenin kazanılmasıdır, evet, sizin dediğiniz güzel gibi cennettir, çok sabırdır önemli gibi. Bunları da şubelendirmemiz lazım. Soruyu derslerde anladım. Bu hata çok yapılıyor, evet, Ahmet abi. Yani millet karar verip geçiyor, hüküm verip geçiyor. Teşekkür ederim. Önemli bir nokta, Allah razı olsun. Birincisi, hüküm vermemiz gerekmez ama tavsiyede bulunmak. Yani ey kardeşim, bak başına böyle bir musibet geldi. Sen aslında işlemediğin bir suçtan dolayı yargılandın, mahkum oldun ama belki başka gizli günahlarımız vardır, ona da bakmamız lazım. Bundan sonrayı iyi planlamamız lazım, doğru planlamamız lazım, hatalardan vazgeçmek lazım diye tavsiyede bulunmak. Hüküm değil, tavsiye bir. İkincisi, verdiğiniz örnekteki meselede çok ilginç başka bir boyut var, o da şu. Bugün ceza hukukunun en esaslı problemlerinden biri cezayı hak edenle ceza hak etmediği halde dolaylı olarak etkilenenler arasındaki bağı kesebilme meselesi. Gelişmiş ülkeler kişiyi hapse atmayı sonraya bırakıp evde cezanın infazını öne çıkarmaya başladılar. Hangi suçlar için? İlk defa işlendiğinde orta seviyeli ve basit suçlar için. Halhal takıp, elektronik kelepçe takıp cezayı evde çektirerek. Yani sınırlı alanda bir hapis hali ama çocuğuyla, eşiyle ilişkisi devam edebilecek bir insansa o ilişkisini devam ettirmesini sağlamak. Niye? Yetişkin babayı hapse attığınızda aile perişan oluyor, çocuk perişan oluyor. Yetişkin anneyi hapse attığınızda çocuk perişan oluyor. Demek ki adaletin başka türleri, versiyonları da var. Ankara'da geçen hafta, gazetede haberden okumuş olabilirsiniz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliğinde bir sempozyum yapıldı. Terör suçları ve infaz hukuku diye. Orada bir sunucu ilginç bir şey söyledi. Bir tebliğ sunucusu, bir akademisyen rakamlarla infaz hukukuyla ilgili bu husustan bahsederken dedi ki, Türkiye'de 400 bin kişinin cezaevinde olduğunu varsaydığımız dönemde, aşağı yukarı sayı diyelim 400 bin kabaca, evde ceza uygulamasından, evde hapis, ev hapsi uygulamasından yararlanmış olan kişi sayısı 60-70'i geçmiyor. Halbuki mümkün. Mümkün ama uygulamıyoruz. Niye? Hakimin, savcının bilmemesinden, cahilliğinden, daha ziyade duygulanım bozukluğundan. Görsün gününü. Halbuki, evet. Halbuki çocuğu masum. Diyelim ki, varsayalım ki senin kanaatine göre hakim olarak onun kendisi suçlu. Tamam. Ama çocuğu masum. Çocuğuna zarar vermeyecek şekilde bir ceza infaz politikası kanunda imkan veriyor olmasına rağmen niye uygulamıyorsun? Talep ediliyor olmasına rağmen niye uygulamıyorsun? Bir duygulanım bozukluğu var. Nedir o, biliyor musunuz? Okuyayım mı? Evet. Buraya kadar okumadım ama şimdi okuyayım. Peki. Ben bir şey ekleyebilir miyim abi, kendi adıma? Müsaadenizle şurayı okuyayım, bitireyim ondan sonra. Bediüzzaman Hazretleri Uhuvvet Risalesi'nde 22. mektup 1. mepasta El hubbulillah vel buzu fillah ve vel hükmü lillah olan desatir-i aliye, düstur harekat olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el buzu fillah vel hükmü lillah demezse, Allah için sevmek, Allah için nefret etmek Allah'ın en hoşuna giden ibadetlerdendir diye hadis var. Allah'ın en sevgili mümin kulu Allah için seven, Allah için nefret edendir diyor Peygamberimiz. Böyle demezse, o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Kimseden nefret etmezse, şeytandan nefret etmezse, şeytanlaşmış insanlardan nefret etmezse bu da bir zulümdür. Nefreti hak etmeyene nefret ederse o da bir zulümdür. Sevmesi gerekeni sevmezse o da bir zulümdür. Sevmemesi gerekeni severse o da bir zulümdür. Mümin mümini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnızca acır. O mümin hakim de olsa. Zalim bir hakim mümin. Mümindir. Zalim bir hakim de olsa, zalim bir hükümdar da olsa mümindir. Sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız
acır lütufla, kavliyle yinle, hutbe-i şamide diyor üstad, kavliyle yinle, lütufla ıslahına çalışır. Neyle değil? Tahakkümle değil. Tahakkümle, baskıyla, cebirle, zorla güzellik olmaz. Ha, devlet zor uyguluyor. Birilerini hapse atıyor ıslah olsun diye. Ne kadar oluyor olmuyor ayrı. O devletin vazifesi ama müminin mümine karşı tahakküm vazifesi yok. Mümin cemaatin mümin cemaate karşı tahakküm vazifesi yok. Devlet, hakem, kimse o gerektiğinde hı deyip o zecredebilir. Zecri tedbirleri adaletten şaşmamak kaydıyla o alabilir. O ayrı meseledir. Şimdi bu meseleyi anlatırken üstad bir örnek veriyor. Diyor ki bir vakit İmam Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki neden beni kesmedin? Dedi seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim. O kafir ona dedi, beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti maksadım. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Anlaşıldı ki Müslüman oldu. Bu nerede olmuş bir hadise? İmam Ali bir kafiri çarşıda görmüş. Lan seni gidi kafir, geçtin elime demiş. Yere mi atmış? Nerede olmuş? Savaşta olmuş. Savaşta herkes kılıçları çekmiş, birbirlerine cenk ederken Hazreti Ali kafirle böyle bir muhabbete mi girmiş? Hayır. Üstad bilindiğini varsayarak bazı hadiseleri anlatırken aynen bu 9 cani bir masum meselesinde de gemiyi batırmaktan başka çare yok sayı cümleyi üstad söylenmiş sayıyor. Anlamamızı istiyor. Kısa kesiyor. Ama biz orayı anlamadan, anlatmadan okuduğumuzda gençler diyor ki ya niye gemiyi batırıyorsunuz ki? Ne oluyor size? Durup dururken niye gemi batırıyorsunuz? Niye ev yakıyorsunuz? Anlamsız diyor bu örnek. Hayır, örnek anlamlı. Suçluya ceza vermenin başka çaresi yoksa, ben biraz evvel anlatırken o yüzden onu vurguladım. Gemi kaçıyor dedim bak. Burada da başka bir hadise var. Anlamamız gereken bir şey. Okumalar önemlidir. Arka plan tarih bilgisiyle birlikte okumak lazım. Eski zaman savaşlarında ordular karşı karşıya geldiğinde, ordu savaşına geçmeden önce bilek güreşi diyebileceğimiz ferdi kapışmalar olur. Eğer o kapışmalarda bir tarafın güçlüleri, öbür tarafın güçlülerini hep yenerse savaş biter, başlamadan biter. Bir şekilde anlaşma zemini bulunur. Hadi eyvallah dersin, gidersin. İşte bu olay o aşamada olan bir olay. Henüz kitle savaşı başlamamış. Karşılıklı birer adam çıkıyor. İslam ordusundan da Hazreti Ali çıkıyor. Karşı ordudan biri çıkmış. Olan şu. Hazreti Ali kılıcını düşürmüş rakibinin. Yere düşmüş rakip. Artık istediğini yapabilir. O günkü savaş hukuku kurallarına göre ister bir kulağını önce keser, sonra öbür kulağını keser, yedirir. İster ayağını keser, kafasına koyar. İşkence serbest. O günkü İslam hukukundan önceki savaş hukukuna göre. Muhatabı Hazreti Ali'den işkence umuyor, bekliyor. Öyle yapacak zannediyor. O yüzden lan öleceğiz bari hiç değilse acı çekmeden ölelim diye suratına tükürüyor. Maksadı ne? Tahrik edip kızdırıp bir an önce öldürmesini sağlamak. Zaten öleceğim hiç değilse işkence edilmeden öleyim. Hazreti Ali ne yapıyor? Kesmekten vazgeçiyor. Niye? Nefsimin hissesi karıştı diyor. Ben seni biraz evvel Allah için öldürecektim. Suratıma tükürdüm. Nefsimin hissesi karıştı. Bak, nefsime mağlup oldum demiyor. Nefsimin hissesi karıştı diyor. Adalet etmek isterken zulmetme riskim var diyor. Adaletime zulüm karıştı diyor. O yüzden seni kesmekten vazgeçtim. Bir insan nasıl bir nasihatle Müslüman olursa sağlam Müslüman olur. Bu hadise bize bunu gösteriyor. Bu hadise bize bunu gösteriyor. Düşünün ki bir adam hasmından işkence bekliyor. Hasmı bırakın işkence etmeyi. Bırakın işkence etmeyi. İslamiyet'in ona verdiği adalet dersiyle. Hazreti Ali bu. Adaletin şahıdır Hazreti Ali. Hazreti Ömer değil. Evet Hazreti Ömer elbette. Üstad da söylüyor adaletin şahıdır bir yönüyle ama hangi zamana kadar? Hangi zamana kadar? Modern çağlara kadar. Modern çağlarda
Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasındaki meselenin benzerleri her gün olağan yaşanır hale geldiğinde Hazreti Ali'nin içtihadı kıymetli hale geldi. Adaletin devi artık Hazreti Ali'dir. Hazreti Ömer değildir. Çünkü onun içtihadı, adaleti mahza içtihadı bugün bize en lazım olan adalettir. Ve üstad onun için bu mesele üzerinde ısrarla duruyor. Adalet meselesi ve adaleti mahza meselesini anlatıyor. Hazreti Ali gibi bir devin, Müslüman yaptığı o insanın Müslüman olma biçimini düşünün. Nasıl ihlaslı bir Müslümanlık? Allah için buğz edenin birilerini Müslüman yapması hali. Devamını okuyayım. Hem medar-ı dikkat bir vaka. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanun ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacak idi ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Burayı bir daha okuyacağım. İzahını şualardan okuyacağım. Bir zaman bir hakim, hakim yardımcısı, infaz hakimi, cellat, bir hırsızın elini kestiği vakit, infaz görevlisi, infaz işini yaparken, hakim hüküm vermiş, infaz hakimi de el kesme işinin başında duruyor ya da el kesme işini yapıyor. Eseri hiddet gösterdiği için, yani hiddetlenmiş, seni gidi hırsız deyip öyle indirmiş baltayı. Ona dikkat eden adil amiri, onun duygulanın biçimini izleyen amiri, hakim yardımcısının amiri olan hakim, onu o vazifeden azletmiş. Demiş ki senden hakim olmaz, senden cellat olmaz. Çık buradan, uzaklaş. Niye? Çünkü şeriat namına, kanun ilahi hesabına kesseydi, şeriat namına Allah'ın hükmü diyerek kesseydi nefsi ona acıyacaktı. İnsanız, nefis taşıyoruz. Birinin elinin kesildiğini gördüğümüzde, duyduğumuzda bile diyoruz değil mi? Gördüğümüzde ne yapar nefsimiz? Acır. Nefsin duygusu bu. Ve kalbi hiddet etmeyip merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Hiddet ve merhamet. Böyle bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkarmış. O yüzden adaletle iş görememiş. O yüzden vazifeden azledilmiş. Nefsine hisse çıkarmak. Seni gidi hırsız. Seni gidi nokta nokta. Hakimin işi mi bu? Hayır. Hakim nefsini bu işe karıştırmayacak. Nitekim üstad bu meseleyi şualarda biraz daha izah ediyor. Şöyle izah ediyor. Hem bir adliye reisi, bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada memuru azdeyledi. Hem çok o dakikada memuru azdeyledi. Hem çok teessüf ederek dedi. Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler. Evet. Hükmü kanunu icra etmekte o mahkuma acımasa da hiddet edemez. Etse zalim olur. Hatta kısas cezası da olsa hiddetle katletse bir nevi katil olur diye o hakimi adil demiş. Ne demiş? Bir daha okuyayım şimdi. Adliye reisi, adil hakim, baş hakim hüküm vermiş, el kesilecek. İnfaz hakimi, cellat hakim el kesmiş. Kanun hükmünü yerine getirmiş. O memur hiddet etmiş o zalim hırsıza. Dikkat edin kelimelere. Zalim hırsız. O memur hiddet ediyor. Amir o memuru azlediyor ve teessüf ediyor. Derhal azlediyor. Derhal azlediyor ve teessüf ediyor. Diyor ki şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar, adalet işine duygularını karıştıranlar pek çok zulmetmişler. Adalet edeyim derken zulmetmişler. Evet, hükmü kanunu icra etmekte o mahkuma acımasa da
acımayabilir. Normalde insan acır ama hadi diyelim ki acımadı. Hiddet edemez. Hiddet edemez. Etse zalim olur. Niye? Kendi adına hüküm tatbik etmeye başladı. Kendi adına hüküm uygulamaya başladı. Kendi adına dediği anda ne olmaktan çıktı o hüküm? Allah adına olmaktan çıktı. İşin içine kendi adı karıştığı anda Allah'ın adı bulanıklaştı. Bulanıklaştı. Hatta kısas cezası da olsa, yani o cellat el değil de kafa kesiyor olsa ve hiddetle katletse, kafayı keserken o hiddet duygusunu kullanarak cezayı infaz etse, bir nevi katil olur. Bir nevi o da katil olur. Katil öldürüyor ya, nasıl katil olur? Hakimden katil mi olur? Olur. Yeter ki duygularını kontrol etmeyi becerememiş olsun. İşte ondan hakim filan olmaz. O adam o zaman katil de olur. Günü gelir maktul de olur. Değil mi? Biz, yeri geldiği için söylüyorum. Biz, ben, hala yazılarımın altında duruyor. ETÖ yazıları yazdığımızda, 2010, 11, 12 yıllarında Ergenekon terör örgütü yargılamalarında yanlış işler yapılıyor. Aydınlık gazetesi okuyanı terörist sayamazsınız. İşçi partisine üye olmak terörist olmak değildir. Bir cemaate mensup olmak bir insanı terörist saymaya yetmez dediğimizde Zaman ve Yeni Şafak hep beraber bize hücum etti. Dediler ki siz yürüyen tekere çomak sokuyorsunuz. Biz ne güzel bak işte askeri şeyi bitiriyoruz. Nedir onun adı? Vesayeti bitiriyoruz. Biz dedik ki o vesayet öyle bitmez. Nereden biliyorsunuz? Üstadımız söylüyor. Hulusi abinin sorduğu soruya cevabı, üstadın verdiği cevabı okurum az sonra gerekirse. O vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi ıslah etmekle olurdu. O darbeleri önlemek diyor üstad. Hangi darbeden bahsettiğimi anladınız mı? Arkadaşlar, tarihi doğru okumak şudur. Dört halifeden üçü, dört halifeden üçü hükümet darbesiyle devrildi ve öldürüldü. O olayları siz ne zannediyorsunuz? O bir iktidar darbesiydi. Halifeyi öldürmek demek, halife öldüğünde çünkü onun atadığı bütün valilerin de valiliği düşüyor. Geçici sürede görevde kalıyor, yeni halife gelip yeni vali atayıncaya kadar. O günkü hükümet devlet sistemi böyle. Dolayısıyla devlet değişiyor ve dönüşüyor. İktidar tümüyle başka birinin, bir grubun, bir tarzın, tavrın eline geçiyor. O üç darbeyle ilgili olarak Hulusi abinin sorduğu bir soru var malum. Diyor ki ya bunlar nasıl büyük evliya? Öyle ya, madem büyük evliyaysa kendilerini öldürecek olan o canileri görmesi lazım. Görüp engellemesi lazım. Ha, engellemek için ne yapacaktı o ayrı bir konu. Engellemek için durup dururken birilerini öldürebilir miydi? Hani önleyici ceza denilen bir kavram var. Bu olabilir mi olamaz mı? Ayrı bir tartışma. Ama en azından tedbir alabilirdi, uzak durabilirdi, güvenlik görevlisi çalıştırabilirdi filan mesela diyelim ki. Niye göremediler de önleyemediler? Ne oldu da yani bunların evliyalığı böyle şeye düştü? Üstad orada bir cevap veriyor. Evliyalığın manasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Onu geçelim, onu siz okursunuz. Bize lazım, şimdi lazım olan kısmı şu. Diyor ki üstad, o zaman da diyor, hayat-ı içtimaiye bulanıklaştı, karıştı. İslam'ın safi, berrak su kaynaklarına başka kaynaklardan su girdi, fikirler girdi. İslam toplumu bildiğimiz saf Medine toplumu olmaktan çıktı. İranlılar Müslüman oldu, işte şeyler, Sudanlılar Müslüman oldu, şunlar bunlar, değil mi? Ve çok muhtelif efkar işin içine karıştı, fikirler, cereyanlar karıştı diyor. Dolayısıyla diyor, birkaç müfsidi keşfedip onların önünü almakla, o hadiselerin önünü almak mümkün değildi. Ne yapmak lazımdı? O vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi ıslah etmek lazımdı. O darbeleri önlemenin yolu diyor, sosyal hayatı ıslah etmekti, adam etmekti. Bunun bugüne dersi şu. Bugün darbeler önlensin mi istiyoruz Türkiye'de? Çare? Sosyal hayat. ETO operasyonları değil. Çünkü ETO operasyonlarıdır FETÖ operasyonlarını başlatan. E'den sonra F geldi. Alfabede. F'den sonra ne gelecek bilmiyoruz. Devlet adil olmalıydı. O gün birileri bize
Ya işte bak ne güzel vesayet bitiriliyor, askeri vesayet bitiriliyor. Siz de çamak... Biz dedik ki yok, bitmez. Niye bitmez? Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedikçe, girmek için gerekli şartları tamamlamadıkça mümkün değil. Bitmez. Niye? Çünkü örnek var önümüzde. Avrupa bu meseleyi nasıl çözmüş? Tam demokratikleşmeyle çözmüş. Niye Avrupa insanı darbe fikrini düşünmüyor? Niye Avrupa'nın... Onlar, biz tankı Almanlardan alıyoruz. Tanksa, topsa, uçaksa onlarda da var. Niye onların subayı darbe fikrini düşünmüyor? Çünkü şu yerleşmiş. Devlet yanlış yapıyor mu? Yapar, devlettir, yanlış yapar. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir devlet mi? Devlet dediğim böyle bir şey. Günahkar, yani insanlardan oluşan bir varlık devlet dediğimiz şey. Kutsal bir şey değil. Ama o yanlışı yaptığı zaman yanlıştan onu vazgeçirecek mekanizmalarımız var. Çalışıyor. Demokrasinin kendi akışı içerisinde beğenmediğimiz iktidarı deviriyoruz. Beğenmediğimiz bürokratı görevden aldırabiliyoruz. Soruşturma açılabiliyor. Yargılanıp ceza alabiliyor. Dolayısıyla işler yürüyor. Darbeye ihtiyacımız yok. Darbeyle değişikliğe gerek kalmıyor. Bizde niye darbe fikri var? Çünkü başka türlü çare bulamadık diyor. Birileri bir şekilde Selanik'in uzaklarından, arkalarından bir yerlerden gelen birileri bir şekilde iktidarı elde etmiş. Ve birileri diyor ki biz o iktidarı onlardan alabilmek için antidemokratik yöntemlere gidebilmeliyiz. Darbe yapabilmeliyiz. Erbakan tarzı. Birileri diyor ki ya darbeyle olmaz o iş. Peki ne yapmalıyız? Kılcallara girmeliyiz. İşte devleti, bürokrasiyi ele geçirerek devleti ele geçirmeliyiz. Onların elinden devleti almalıyız. Bu da yanlış. Ha siyasal İslamcılık, ha bürokratik İslamcılık. Arada fark yok ki. İkisi de devleti düşmanın elinden alma fikri üzerine kurulu. Ama yöntemde bir hata var. Nedir o? Ya bu devlet hizmetkar devlet olsun. Ne onun devleti olsun, ne bunun devleti olsun. Milletin devleti olsun. İşte örnek Batı. İşte örnek Avrupa Birliği. Onların standartlarını uygulayalım. Yok. Ya ne oldu? O ETÜ davalarında bize yazıların altında hala yorum duruyor. Bir tanesi yazmıştı. Diyor ki bir gün senin de ipini çekecekler, sandalyeni ben tepeceğim diye yazmıştı. O ETÖ davaları yanlış gidiyor diye yazı yazıyoruz. Bizim yazılarımızı şey yapıyor falan. Ne oldu sonra? Bir zulümden başka bir zulme. Bir zulümden başka bir zulme. Niye? Çünkü o gün birileri güya vesayeti bitirmek adı altında bir operasyon başlattı, düğmeye bastı. Üstad diyor, bak müthiş Risale-i Nur'un şeyi burada arkadaşlar. Güzelliği, özelliği burada. Bu kavramlar, çok üstünde düşünecek kavramlar. Mukabele-i bil misil kaide-i zalimanesi. Bu insani bir kaide. İnsanoğlu mukabele ediyor. Misliyle mukabele ediyor. Bu zalim bir kaide mi? Çoğu zaman zalim bir kaide. Niye? Bizzat intikamımı kendim almaya çalışırsam zulüm oluyor. İntikamı devlet alırsa, bir aracı olursa, tarafsız hakim karar verirse Allah'ın El-Müntakim ismine uygun bir iş yapmış olabilir. Ama taraf intikam almaya kalktığında bu daima zulüm. Kaide-i zalimane. Kan davaları da böyle. Siyasi kan davaları da böyle. Değil mi? Şimdi masumun hakkı da o gün gittiği gibi bugün de kaybolup gidiyor. Nedir problem? Adaletle hükmetmek isteği yerine elde etme isteği geçiyor. Duygu geçiyor. Elde etme isteği. Yani iktidarı elde etme ve elde tutma isteği. Bugün de zulmün ana kaynağı mevcut iktidarı elde tutma isteği. Başka bir şey değil. Evet. Herhalde cevap tamam oldu. Biraz uzattık. Kısa kısa sorularla devam edelim. Orada bir soru vardı. Buyurun abicim. Mesela zalim istemek, zalim seven bir kişinin hukuk katkısından cezası verilmesi gerekir mi? Güzel. Allah razı olsun. Teşekkür tamam. ederiz. Sorduğu soru şu. İbrahim abi diyor ki sen dedin ki diyor mümin mümini sever. Zalim mümini de seveceksin. Ya ben zalim müminin zulmünü sevin demedim ki. Onu zulümden var. Diyor ki üstad, peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki iki kardeşiniz biri zalim biri mazlum olduğunda ikisine de yardım edin.
Soruyorlar sahabi. Mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl? Onun zulmünden vazgeçirmekle yardım edin diyor. O da sizin kardeşiniz. Ama bir şekilde zulmediyor. Girmiş. Yardım edin. Bana ne demeyin. Niye? Çünkü müminlerin madem birbiriyle kardeştir arasına girmek ya şeytanın işidir ya müminin işidir. Müminlerin arasına şeytan girerse İttihad-ı İslam bozulur. İttihad-ı İslam'ı yeniden tesis etmek için yapmamız gereken şey nedir? Üstad da bu Menderes'e yazdığı mektubunda o meşhur cümlede bunu söylüyor aslında. Hani ahirette mesul olur, dünyada olmaz diyor ya. Mesele şu. Lütfen elime bakın. Suç dairesi bu. Suç dairesi bu. Günah dairesi bu. Suç olan aynı zamanda günahtır. Suç olan, bu dairede olan aynı zamanda günahtır. Ama günah dairesinde olan her şey aynı zamanda suç mudur? Hayır. Bazı şeyler hem dünyada hem ukbada mesuliyet. Bazıları ise sadece uhrevi mesuliyet gerektirir. Dolayısıyla hükümet ele bakar, kalbe bakmaz şeyi, prensibi işte bu. Kalbe bakamaz. Bakmazdan kastı üstadım, bakamaz. Ne görecek kalpte yani? Mesela bir adam ben Apo'yu seviyorum derse, o ceza gerektirir mi o adam bir şey? Ya ben o adamla pek samimi olmadım. Mesela, olmam yani. Apo'yu seviyorum diyen adamlar çok da... Hani örnek veriyorum. Şey evet evet anladım. Örneğini anladım. Demek. Samimi olmam. Vazgeçilmeye çalışırım ama önceliğim o adam değil. Ama sen Apo'yu sevdiğin diye... Abi cevap vereceğim bak bir dakika. Cevap vereceğim bak. Apo'yu seviyorum diye ısrar eden adama ya Apo'yu sevme filan demek güzel bir şey. Hizmettir. Adamı ihya etmek, irşad etmek güzeldir. Ama illa inat ediyor, ısrar ediyorsa... Birinci önceliğim o değil. 6 milyar insan var. Kahvede nasihata muhtaç, nasihata hazır. Yüzlerce, binlerce tanıdığım, tanımadığım insan varken illa o adamın üstüne gidip Apo'yu sevmekten vazgeç, Apo'yu sevmekten vazgeç diye onunla uğraşmak ömrü doğru kullanmamak demektir. Serveti, sermayeyi doğru kullanmamız lazım. Hizmette önceliklerimiz olmalı. Apo'yu sevmeye devam eden neden? Yani bir şey diyeceğim de şimdi. Dolayısıyla seviyorsa seviyordur. Ne yapayım yani? Ceza verilir mi o kişiye? Verilmez canım, onu söyledik. Onu söyledik. Biz onunla meşgul olacak mıyız? Onu soruyorum. Ne zaman ki anlayacak, dank edecek, ulan ben Apo'yu sevdim ama yanlış sevmişim. O zaman belki oturur konuşuruz. Ama o zamana kadar çok muhatap olmaya gerek yok onlarla. Sen hocayı seviyorsun diyorlar, onun için cezanı çekmen lazım. Orada durum başka. Orada durum başka. Bakın, orada durum başka. Niye? Abdullah Öcalan birinci gün, yargılandığı birinci gün dedi ki, yakalandı, Türkiye'ye getirildi. İlk savunmasını hepiniz hatırlıyorsunuz yaşı müsait olanla. Dedi ki, örgütümün bütün eylemlerini üstleniyorum. Ben bugüne kadar elime silah almış adam değilim dedi. Bu ne demek? Adam mert bir adam yani. Maşa ya. Maşa değil kardeşim, ne maşası? Maşa basit bir şeydir ya. Abdullah Öcalan maşadır demek, onu basitleştirmektir yani. Başkası kullanıyor. Hayır öyle değil, öyle değil. Abdullah Öcalan maşa falan değil. Abdullah Öcalan bilinçli bir adam, iradesi kuvvetli bir adam, ilmi kuvvetli bir adam. Deha seviyesinde bir adam. Ama yanlış yola girmiş bir adam. Paşa filan deyip basitleştiremeyiz işi yani. Onun için itiraz ediyorum. Yanlış anlamayın. Abdullah Öcalan yanlış yola bir girmiş. Ha şununla ilişki kurmuş, bununla ilişki kurmuş. Şu devletin istihbarat örgütüyle beraber çalışmış. Bilmem, onlar bizim işimiz değil. Vaka şu. Adam geldi dedi ki ben örgütümün bütün eylemlerini üstleniyorum. Bunların hepsini biz yaptık. Yapmadıklarımız bellidir dedi. Üstlenmediklerimiz bizim değildir dedi. Üstlendiklerimiz hepsi benim sorumluluğumdur dedi. Bunların hesabını vermeye hazırım. Sorun bakalım niye yaptım dedi. Ondan sonra anlattı kendince doğrusunu. Kendi doğrusunu. Hepimizin bildiği hikayeler. Üstadımız verdiği cevabı verdik geçtik. Evet. Kardeşi kardeşe kırdırarak devleti adam edemezsin. Bu devleti adam etmek istiyorsan birinci şart müsbet hareket. Menfi hareketle devlet adam edilmez. Abdullah Öcalan meselesinde durum bundan ibaret. Fethullah Gülen meselesinde durum başka bir şey. Birbirini seven iki sevgiliden birisi diğeriyle kavga etti, yatak odasında bir şey oldu. Biri diğerini dışarı attı. Sonra dedi ki ben sevmiyorum, siz de sevmeyin. Severseniz sizi de cezalandıracağım. Yatak odasından öbürü atsaydı öbürü herkes aynı şeyi söyleyecekti. Bilmiyoruz kim kimi niye attı. Ama netice itibariyle birisi diğerini yatak odasından dışarı attı. Sonra dedi ki sevmeyin. Biz o sevginin tarafında değiliz. Bu başka bir şey sevgi. Çünkü burada sevgiden kasıt müminin mümini Allah için sevmesi değil.
devlet ve iktidar için, ETÜ davalarını boşuna anlatmadım arkadaşlar size. Devlet ve iktidar için, devletin nimetlerini bölüşmek adına yapılan bir işbirliği bitti. Biz o işbirliğinin hep dışındaydık, halen de dışındayız. Biz olan masumlara, masumların dünyasına acıyoruz. Ama asıl derdimiz o da değil. Biz hapse girip çıkanın hapse girip çıkmasıyla çok meşgul değiliz. Dikkat edin. Niye? Duyuyoruz ki hapse girip çıkanların büyük bir çoğunluğu hapishanede zaten Medrese-i Yusufiye mantığıyla yaşıyormuş. Daha önce Fethullah Hoca'nın kitaplarını okumaktan Risale okumaya vakit bulamıyormuş. Şimdi fırsat bu fırsat Fethullah Hoca'nın kitapları yasak Risale okuyor. Evet, bunlar güzel. Burada çok fazla bir problem yok yani. Ekmek elden, su gölden yaşıyor. Asıl problem başka bir yerde. Zındıka komitesi bu planı yaparken başka bir şeyi hedefledi. Nedir o? Kardeşlik hukuku bozulsun. Bozuldu mu? Bozuldu. Başka bir şeyi hedefledi. Nedir o? Yaşı 10'la yaşı 25 arasında olan çocuklar, o masum insanların çocukları bugün dinden, diyanetten uzaklaşmış durumdalar. Bir kısmı yani, hepsi değil elbette. Bir kısmı aksine daha akıl başında sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, görüyorum. Babasının yaptığı hatayı da yapmamaya tövbe etmiş olarak dindar bir hayat yaşıyor. Anasının yaptığı yanlışı da biliyor artık yani. Anam diyor, babam diyor, bu devlet işlerine fazla önem verdi diyor. Ben anladım bu işi diyor. Sivil kalmak lazımmış diyor. Hatta biraz abartıyor kendince, laiklik çok iyi bir şey diyor. Atatürk de o yüzden iyi diyor falan yani kendine göre. Ama Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Cuma kılmıyorum çünkü cuma hutbesinde diyor anama babama küfrediyorlar. Ben pazar sabah namazına gidiyorum, cuma niyetini onu kılıyorum diyor. Evet böyle var ya. Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazına gidip cuma namazı niyetiyle sabah namazı kılan insanlar var. Geldiğimiz nokta bu. Bu bir fitne. Biz baştan beri bu fitneyi görüp göstermeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Başka bir derdimiz yok. Tamam? Evet. Bir şey mi söyleyecektiniz? Soru soracağım. Soru, yani, buyurun. Şimdi dünya ortalamasına baktığımızda adalet sıralamasında Batı 3 sıralarda, adaletin kötü olduğu şey de Asya ülkeleri en altlarda. Evet. İkinci bir şey, demokrasi yine Batı'da en üstlerde, adaletin adalet gibi aynen demokrasi Doğu'da yine Asya'da en alt sıralarda. Bir de üçüncü bir tespit, Üstad Hazretleri Asya'da kalp hakimdir, Batı'da ise akıl ve felsefe hakimdir şeklinde bir ifadesi var. Tabii kalpte de ağırlıklı duygular, yani biz bunların çözümlerimizi nasıl yapacağız? Hangi noktalara ağırlık vereceğiz? Bu hem adalette, demokrasi birbirini hangisi tavuk yumurtadan mı, yumurta tavuktan mı? Bunlar hakkında ne evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kanatsız uçağı uçurmak çok kolaydır arkadaşlar. Kısa mesafe gider, kanadı kısa uçak, kısa mesafe gider. Dengesiz yerlerde gitmez, ancak dengeli yerlerde uçar. Zor olan kanadı büyük uçağı uçurmaktır. Gariptir ama böyledir. Kanadı büyük uçak fırtınaya göre yapılmıştır, rüzgara göre yapılmıştır. Üstadın o tarifi, yani batıda akıl, kokpit önde, doğuda şark toplumlarında duygular, kanatlar önde, kanatlar daha güçlü. Dolayısıyla aklı gerektiği kadar devreye sokmak lazım. Meselesi işte oradan kaynaklanıyor. Arkadaşlar programdan sonra Allah için cuma hutbelerinde olduğu gibi ya, para toplanacak bu mikrofonun yenisini almak için. Para toplamak için gelen 5 abimiz var. O yeni 0 hatta şey geliyor. Onu toplanacak hat yapılacak. Mekke-i Mükerreme'de bu hacıları rahatsız etmeden gümbür gümbür ezan sesi geliyor. Ben hep hayret etmişimdir. Bu adamlar ne yaptılar da o düzeni kurdular? Hiç arıza yapmadan düzen işletiyorlar da bizim camilerde, Süleymaniye'de de işlemiyor. Bilmiyorum, Çamlıca Camisi'nde işliyor mu? Orada işliyordur belki de, Allah biliyor. Onun da sebebi başkadır işliyorsa. Hakkınızı helal edin yani. Maksadım tenkit değil. Dua edin de inşallah şu mesele çözülsün yani. Bu Ankara'da da aynı dert var. Ankara'da da, başka yerde de. Galiba çok el karışıyor. Ondan dolayı oluyor. Ben de bilirim diyen çok kişi var. Halbuki her prensip meselede ve bu meselede de sana ne bana ne kuralı önemli bir kuraldır. Yeri gelmişken söyleyeyim. Samsun'da bir şey olmuş, birileri kulak kabartıyor. Ben ona diyorum ki sana ne?
Samsunlular düşünsün o konuyu. Değil mi? İstanbul'da bir şey olmuş, birisi bana anlatıyor. Ben diyorum ki bana ne? İstanbullular düşünsün o konuyu. Ben Ankara'dayım. Ben Ankara'daki işime bakacağım yani. Ankara'da vazifelerim belli. Herkes her işten anlayacak. Herkes her işe koy. Öyle bir şey yok yani. Değil mi? İştirak-ı amal dediğimiz, iştirak-ı amal dediğimiz işbirliği önce iş bölümüyle olur. İş bölümü olacak ki işbirliği olsun. Ama biz işbirliğini yanlış anlıyoruz. Herkes her işe. Öyle değil. Evet, özür dilerim. Mevzuya şey girdi. Hasan abi, sorunuzun net bir soru olarak şöyle anladım ben sorunuzu. Doğu toplumlarında adalete ulaşabilmek için başka nelere dikkat etmemiz lazım? Şuna da dikkat etmemiz lazım. Öyle anlıyorum. Doğu toplumlarındaki rüzgarlar, fırtınalar büyük esiyor. Duygularımız daha fazla dalgalanıyor. Dolayısıyla o duygularımızı kontrol altında tutabilmek için daha fazla duygu eğitimine muhtaçız. Batı insanının ihtiyacından daha fazlası bizim ihtiyacımız. Bu da bizim vazifemiz. Risale-i Nur insanın duygu haritasını muhteşem bir biçimde çıkarmış. Ama o haritayı bugün bildiğimiz anlamıyla haritaya dönüştürmek nur talebelerinin vazifesi, henüz yapamadılar. Görebildiğim kadarıyla bu maksatla yazılmış bir kitap yok. Birkaç çalışma yapıldı fakat belki de ben görmediğim için iddialı değilim. İnşallah bir gün nur talebeleri insanın duygu haritasını, yani şu uçak örneği üzerinden anlattığım kuvve-i cazibenin bütün alt türlerini, kuvve-i dafiyanın bütün alt türlerini tek tek yazıp birbiriyle ilişkilerini Risale-i Nur'daki gibi hadislerde, Kur'an'da anlatıldığı gibi anlatacak bir harita kitabı ortaya çıkacaktır inşallah. Belki bir psikolog kardeşimiz bir ekip kurar. Tek kişinin işi değil bu iş. Bunun bir çalışmasını yapar. Gençlerden aramızda onlar olduğunu biliyorum. Beni duyduklarını, dinlediklerini biliyorum. İnşallah onu da öğreniriz. Biz öğrenirsek dünyada öğrenir. Risale-i Nur'da o kodlar var. Onun var olduğu belli oluyor. Evet, Allah razı olsun. Buyurun. Değerli hemşerim. İslam tarihinde Emevilerden itibaren günümüze kadar adaleti izafiyenin örnekleri görünüyor. Adaleti mahzayı göremiyoruz. Yani özellikle... Abi özür dilerim. Yani sonradan söyleyince kaybolacak. Cümlenizi tahsiye etmek istiyorum. Adaleti izafiye perdesi altında yapılan zulümlerin çok örnekleri görünüyor. Adaleti izafiyenin tarihte çok örneğini görmedik biz. Yani hakikaten... Az evvel söylediğim üzere somut olayda gerekiyor olduğu için kangren olan parmağın kesildiği örnek ben İslam tarihinden bilmiyorum. Aksine adalet-i izafiye perdesi altında çok zulümlere meydan açılmış birçok hadiseyi biliyoruz. Hazreti Ayşe'nin fetvası dahil olmak üzere. Evet. Üstad orada diyor ki Hazreti Ali haklıydı. Hazreti Ayşe ve taraftarlarının içtihadı haksızdı. Üstad demiyor, özür dilerim yanlış söyledim. Risale-i Nur diyor. Risale-i Nur diyor. Risale-i Nur 5. halifedir. 5. Evet. halife 4. halifenin yarım kalan hilafetini devam ettiriyor. 5. halifenin hilafetini aslında, yani Hazreti Hasan'ın 5. halife olarak hilafetini devam ettiriyor. Demek o kısa sürdüğüne göre 4. halifenin, Hazreti Ali'nin hilafetini devam ettirecek bir halifedir 5. halife. Ve Risale-i Nur bu manasıyla adalet içindeki adalet-i hakikiye dersleriyle diyor halife vazifesini üstleniyor üstad. Evet. Dolayısıyla tahsin yapmakta fayda var. İlk 4 halifeden sonra hilafet saltanata dönmüş. Hilafet saltanata döndüğü noktadan itibaren adalet-i izafiye adı altında çok zulümler yapılmış. Galiba siz buyurun. Özellikle Osmanlı döneminde Fatih'in bir fermanı var. Malum kardeş katli caizdir. Fatih mahkemeye çağıran Kadı Süleyman Çelebi bu fetvayı verirken neredeydi? Yani tarihte buna benzer kardeş katli özellikle iktidar için mübahtır manasında bu hükümleri verirken bu padişahlar, o zaman bunlara karşı çıkan hiç kadılar, alimler olmamış mı? Ve bu kardeş katlinin yeri nedir? Tarihle ilgili bir soru. Doğrusunu söylemek gerekirse cevabı bilmiyorum. Yani ama şu kadarını biliyorum. Ahmet Bilgin, hukuk tarihi profesörü,
Ankara Enstitüsü'nün Ankara Şubesi'ndeki seminerinde bu meseleyle ilgili ilginç bir bilgi verdi. Dedi ki zannedildiği gibi yazılmış bir padişah fermanı yok bu konuda dedi. Bir ferman yazılmış değil. Padişah bir içtihat üzere bunu yapmış da değil. Padişah sadece kendi fetva emininden fetva alarak bunu yapmış ve birinci fetva gelenek oluşturmuş, ikinci, üçüncü fetvanın kapısını açmış. Masum kardeşleri, masum çocukları boğduran padişahlar veya öldürttüren padişahlar fetva ile amel etmişler. İçtihatla da değil, içtihat üst seviye. Hele genel bir ferman, yani bir tür kanun, kanunname anlamındaki ferman olmamış. Onun dediğine göre. O dönemdeki diğer alimler niye susmuşlar, nasıl susmuşlar, kimler konuşmuş, konuşanların kellesi mi gitmiş, ne olmuş? Bir tarih problemi. Ama bugüne dersi var. Bugüne dersi şu. Allah rahmet etsin. Yavuz Bahadıroğlu Niyazi Birinci bir kitap yazdı. Daha doğrusu başka kitaplarındaki birçok makaleyi vesaireyi derledi, bir kitap haline getirdi. Ben de kitabını Fatsa'da bir kitap evinde gördüm. Osmanlı'da Şehzade Katli. Alt başlık evlat mı devlet mi? Kitabı gördüm, hemen tamam dedim, yani bu benim kitabım. Bu işlere meraklıyız filan. Aldım elime. 2 dakikada okudum, bitirdim kitabı. Topu topu 10 sayfası, 8 sayfası bu işe ayrılmış. Ve şunu diyor kitabında. Yazı konusu da yapmıştım köşemde. Diyor ki, adalet üç türlüdür. Adaletin mahsa, adaleti izafi, adaletin ispiye. Nasıl böyle bir ayrım yapmış, nereden bulmuş? Risaleleri de güya atıp yapıyor ama hiç kaynak yok. Geç. Orada bir hata var, orada bir falso var. Sonra devamında diyor ki, padişahlar adalet-i izafiye için diyor, adalet-i izafiyeyi tatbik ederek kardeşlerini kesmişler. Halbuki üstad 3 yerde Risale-i Nur'da, ama 3 yerin 3'ü de imani bahisler, gizlemiş üstad. Adalet dersi verilen yer değil, enteresandır o da. O da garip bir yani hakikaten. Ayet-ül Kübra'da, Tabiat Risalesi'nde ve şeyde 3 ayrı yerde üstad diyor ki, padişahlar kardeşlerini katletmekle zulmetmişler diyor. Zulüm bu diyor ya. Adalet madalet demiyor üstad. Ama Yavuz Bahadıroğlu kitabında adalet diyor. Hem de kitabının adı böyle. Aldım kitabı. Hazırlandım. Tevafuk etti. Bir yerde Rize'de karşılaştık. Önce kitabımı imzalattım. Allah rahmet eylesin. Dedim abi bana kitabınızı imzalı verin. İmzalı kitap kıymetli. İmzaladı sağ olsun. Sonra sordum soruyu. Dedim ki böyle böyle demişsiniz. Ne demek istediniz? Halbuki üstad böyle söylüyor. Bu üç yeri de bahsederek. Ben öyle demek istedim ama dedi aslında dedi kastettiğim şudur filan dedi. Tevil etti. Ama kitap piyasada. Ve güya Nurcuların kitabı olarak, Nesil Yayın Evi'nin kitabı olarak çıkmaya devam ediyor. Yayınladığımız kitaplar meselesi çok önemli. Çok dikkat etmemiz lazım. Dünyamızı da ahiretimizi de sıkıntıya sokabilir. Yavuz Bahadıroğlu gibi birinin böyle büyük bir meselede esaslı bir hata yapmış olması onun bir vebalidir. Keşke ben onun yerinde olsam kitabı piyasadan toplatırdım. Toplayabildiğimi. Yeni baskıda düzeltirdim. Ama o noktaya girmedi. Ömrü de yetmedi. Şimdi ahirette herkes gibi o da hesabını vermeyi bekliyor. Ben kendime bakıyorum. Şimdi birazdan önüme kitap koyacaksınız. İmzala bunları diyeceksiniz. O kitapta hata var mı diye içim yiyor. Korkuyorum yani. Niye? Üstad İhlas Risalesi'nde 20. lemada ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, önde olmak risklidir, öne çıkmaya çalışmayın. Arkada olmak daha az risklidir. Eğer bir iddianız, bir kesinliğiniz yoksa öne çıkıp insanları bir yerlere sürüklemeyin, götürmeyin. Ya yanlış yere götürürseniz, sizin yüzünüzden gelen o arkanızdakiler ahirette hesabı size yıkarlar. Veremeyeceğiniz hesabın altına girmiş olursunuz. Değil mi? Tabiyet makamı, metbuiyet makamı diye üstad söylüyor orada. Tayyet, tabiyet, metbuiyet makamı. Metbuiyet makamı riskli bir makam. Tabiyet makamı, Yavuz Bahadıroğlu metbuiyet makamına çıkmış bir abimiz. Adalet konusunda aldı herkesi, yanlış bir yere götürdü. Benim için de aynı risk var. Ben de bu kitabı yayınlamakla metbuiyet makamına çıkarılmış bir adamım. Birileri itikledi, kitap yapalım, yazıların güzel falan dediler, yapalım dedik, kontrol ettik ama inşallah yanlış bir şey yoktur. Ya varsa?
Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet hocama teşekkür ederim. Ben bir daha gelirim buraya. Evet. Ben bir daha gelirim. Bu yarım kalanları bitiririm. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Pek çok sorunuz hocamın kitaplarında ve makalelerinde cevapları var. Allah'ım. Bundan sonra da yine irtibatı devam ettirip soru sorabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar şimdi kitaplar.